Scriptable object dediğimiz yapı her türlü veriyi dosya olarak tutup üzerinde işlem yapmamıza, tuttuğumuz verileri kontrol etmeye, değiştirmeye, güncellemeye yarayan Unity içindeki bir yapı aslında. Bunu bir bilgi yarışması oyunu üzerinden deneyeceğiz. Şimdi şöyle bir oyunumuz var. Oyunu başlatalım. Uzayda oynanan ilk bilgisayar oyunu hangisidir? Cevap Tetris. Yanlış bir cevap verdiğimizde mesela Zelda diyorum. Yanlış cevap diyor. Doğru cevap verdiğinde doğru cevap deyip sonraki soruya geçiyor. Ben bu verilerin hepsine elimle girdim buraya. Yani doğrudan canvas üzerinde question diye bir alanım var. Question text. Bakın burada bu soruyu ben kendim yazdım buraya. Answers dediği kısımda da cevaplarımız var. Bunların her biri birer buton. İçinde yine benim elimle yazdığım cevaplar var. Ve bunların hepsinin indeksi var. İşte A şıkkı 0, 1, 2, 3 diye gidiyor. Hangisinin doğru cevap olduğunu da şurada manager üzerinde doğru cevabın 1 olduğunu söyledim. Kod yapısı olarak bakacak olursak doğru cevabın hangisi olduğunu soran indeks. Doğru cevapladığımızda ve yanlış cevapladığımızda çıkacak olan paneller. Onlar da buradalar. Doğru cevap çıktığında bu panel, yanlış cevap çıktığında da bu panel görünüyor. Cevap butonları için hazırladığım fonksiyon. Butonlar bu fonksiyonu çağırarak hangi buton olduklarını ve bu butonun doğru cevabı verip vermediğini gösteriyorlar. Panel buton fonksiyonumuz da doğru cevap ve yanlış cevap panellerindeki tekrar oyna ve sonraki soruya geç fonksiyonlarını çağırıyorlar. Şimdi biz her bir soruyu ve sorunun şıklarını içerisinde tutan bir scriptable object yapısı oluşturacağız ve böylece soru verilerini dosya olarak saklayacağız. Hemen script klasörümün içine bir tane kod dosyası oluşturuyorum. İsmini question diyelim. Soru olacak bu. Açıyorum. Buraları silelim. Şu anda bu question monobehavior klasına bağlı. Biz bunun yerine scriptable object klasına bağlayacağız. Böylece bu kod dosyasını kullanarak question yapısında scriptable objectler oluşturabileceğiz. Yani istediğimiz kadar soruyu dosya olarak tutabileceğiz. Bunun için yukarı geliyorum. Buraya köşeli parantezlerimi açıp create asset menü parantez içinde file name eşittir. Bu dosyamızı ilk oluşturduğumuzda otomatik olarak koyacağı isim new question virgül menu name. Bu da menü üzerinde göreceğimiz isim question diyebiliriz. Bu kadar. Şimdi görmek için bunu bir kaydedelim. Evet, Unity'ye geldiğimizde şimdi project penceresine sağ tıklayıp create dediğinizde bakın burada question çıkıyor. Bu bizim yazdığımız scriptable object aslında. Hatta buna oluştur dediğimde bakın bizim verdiğimiz isimle oluşuyor. Yani new question'la. Şimdilik bunu silelim. Geri gelelim. Şimdi bizim her bir soru için ihtiyaç duyduğumuz verileri burada tanımlamamız gerekiyor. Bunlar nelerdir? Bakıyoruz. Sorunun kendisi bir string değeri. 4 tane cevap şıkkı. Bunlar da string değeri. Bir tane de doğru şıkkın hangisi olduğu verisini tutacak olan int değeri. Hemen burada public string. Start ve update'i siliyorum. Scriptable object üzerinde olduğumuz için start ve update fonksiyonları önceden tanımlı değil. Public string question text. Public string dizisi answers. Yani cevaplar. Public int correct answer index. Bizim bir soru için ihtiyaç duyduğumuz veriler bunlar. Kaydediyorum. Şimdi burada quiz demo bu oyun için oluşturduğum klasör. Burada bir folder oluşturalım. İsmini questions yapalım. Ve içerisine gelip question 1 diyorum. 5 tane question oluşturalım. Mesela ilk sorumuz. Question text kısmına sorumuzu yazıyorduk. Bugüne kadar en çok satan oyun konsolu hangisidir? 4 tane cevabımız olacak. Game Boy, Atari 3600, PlayStation 2, Xbox 360. Doğru cevap PlayStation 2 arkadaşlar. Yani 2 numaralı cevap şıkkı. O yüzden correct answer indekse de 2 diyorum. Diğer soruları da giriyorum hızlıca. Evet, 5 tane soru girdim. Şimdi bunları Question Manager kodu üzerinden çağırarak her seferinde yeni bir soru ekranı çıkartacağız. Soru sayısını dosya halinde tutarak istediğimiz kadar arttırılabilir şekilde hazırlamış olacağız. Question Manager skriptimize tekrar gelelim. Şimdi öncelikle bu scriptable objelerin hepsine erişmemiz lazım. Public question questions diyelim. Kaydediyorum. Bakın question manager scriptimiz burada çalışıyor. Buraya bütün sorularımızı ekleyebiliyoruz. Evet, artık tüm sorularımızı tanımladık. Şimdi ihtiyacımız olan şey bu scriptable objelerin içindeki verileri aktaracağımız text objelerine erişmek. Bunun için de ihtiyacımız olan question text ve answer textlerimiz. Bunlar UI objesi olduğu için UnityEngine.UI kütüphanesine ihtiyacım var. Public text, question text, public text, dizi olarak button text kaydediyorum. Bunları da manager üzerinde tanımlıyorum. Şimdi koda geri dönelim. Bizim her istediğimiz zaman çağırabileceğimiz question dosyasını oyun ekranı üzerinde soruya çeviren bir fonksiyona ihtiyacımız var. İsmini private void set question yapıyorum. Şu anda kaçıncı soruda olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Current question. Şu anki soru. Bu fonksiyon çağrıldığında şu anki soru değeri üzerinden hangi soruda olduğumuzu belirleyip o sorudaki verileri sahne üzerindeki text değişkenlerimize atasın istiyoruz. Yani question text nokta text eşittir. Questions current question nokta question text diyoruz.
Bu da şu demek arkadaşlar, bizim burada tanımladığımız question text değişkenindeki text komponentinin yazısı, yani question text nokta text eşittir questions içerisindeki hangi soru aktifse, yani ilk başta olduğu için 0. indeks question 1 dosyası üzerindeki question text verisini buraya aktar demek oluyor bu. Aynısını cevaplar için de yapacağız. For döngüsü için de yapabiliriz. Çünkü 4 sorumuz, 4 tane buton tekstimiz var ve question içerisinde de 4 tane cevabımız var. Buraya direkt 4 de yazabilirsiniz. Buton text nokta length dediğiniz zaman da buton text dizisinin uzunluğu kadar, yani yine 4 kadar tekrar edecektir bu döngü. Buton text i, yani sıfırdan başlayarak 4'e kadar her bir buton text için uygulayacak bunu. Questions, current question nokta answers i nokta text diyeceğiz tabii ki. Yani burada da yaptığımız tanımladığımız buton textlerin her birini sırasıyla question içindeki answers'a eşitle. Bunları da yaptıktan sonra bizim daha önce elle girdiğimiz bir doğru cevap değeri vardı. Bu elle girildiği için public'te, artık private yapabiliriz. Correct answer index eşittir. Bizim o anki sorumuzun doğru cevabı neyse, yani questions current question içerisindeki correct answer index neyse, bizim şu anki correct answer indeksimiz de o olacak demektir. Böylece bu fonksiyonu kullanarak kodumuzu ekrana yazdırabileceğiz. Tabii tüm bunları yaptıktan sonra da bir sonraki soruya geçebilmesi için current question'ı artı artı diyerek veya eşittir current question artı 1 diyerek arttırıyorum. Böylece bir sonraki soruya geçmiş olacak bu fonksiyon tekrar çağrıldığında. Şimdi benim bu fonksiyonu nerelerde kullanmaya ihtiyacım var? Öncelikle startta bir kez kullanarak ilk sorumu ekrana yazdırmaya ihtiyacım var. Daha sonra burada panel buton üzerinde hatırlarsanız doğru cevabı verdiğinde bir sonraki soruya diye bir buton çıkıyordu. Bakın doğru cevap panelini açtığınızda sonraki butonu çıkıyor. Böylece bir sonraki soruya geçebiliyorsunuz. Bu da is true içerisinde çalışıyor. Bakın şuradaki buton gördüğünüz gibi true tiki işaretli. Yani sonraki soruya bastığımızda kendisini kapatacak. Bununla birlikte set question diyerek bir sonraki soruyu çağıracak. Kaydediyorum. Oyunu başlattığım zaman bakın birinci soruyu ekrana yazdırmış oldu. Tabii kullandığım fonttan dolayı Türkçe karakterlerde sıkıntı çıktı. Ama sorun değil. Şu anda bunun cevabının 2 numaralı şık, yani 0, 1, 2, A, B, C, C şıkkı olduğunu biliyoruz. PlayStation 2 olduğunu biliyoruz. Mesela yanlış bir cevap verdiğinde yanlış cevap diyor. Tekrar diyorum. Aynı soruyu tekrar cevaplayabiliyorum. PlayStation 2 gördüğünüz gibi doğru cevap. Sonraki dediğimde sorular değişmiş oldu. Question 2'ye geçti. Pac-Man oyunu hangi yiyecekten ilham alınarak yapılmıştır? Yine Türkçe karakterlerde bir sorunumuz var. Bu dediğim gibi fontla alakalı. Cevap pizza arkadaşlar. Zaten 0. indeks gördüğünüz gibi. Sonraki ilk video oyunun adı nedir? Pong. Nintendo hangi yılda kuruldu? 1889. Örnek olarak gösterdiğimiz soruyu da sona koydum. Bunun cevabı da Tetris. Sonraki dediğimde bakın bir hata alıyorum. Bu hatanın sebebi artık daha fazla soru olmaması. Yani bu indeksin aldığı değerin bizim questions dizimizdeki eleman sayısından daha fazla olduğu anlamına geliyor. Bunun için şu yöntemi kullanabilirsiniz. Tüm sorular bittiğinde başa dönsün. Bunu da şöyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bu fonksiyon içerisinde soru değeri olarak current question'ı kullanmayalım da int question index diyelim. Bu eşittir current question. Şimdi bunu bu şekilde kullandığımda şurada hemen yerlerini değiştiriyorum. Evet, yine current question arttıracak. Şu anda hiçbir değişiklik yok. Şimdi yapacağımız şey mod, yüzde mod demek. Questions nokta length. Bu şu demek oluyor arkadaşlar. Sizin mesela current question değeriniz 3 ise bizim 5 tane sorumuz olduğunu biliyoruz. 3'ün 5'e modu, yani 3'ü 5'e böldüğünüzde kalan 3 olduğu için question indeksimiz 3 olacak. Mesela bunun 7 olduğunu varsayalım. Eğer bu değerimiz 7 ise, bizim şu anki değerimiz 7 ise, 7'yi soru sayımıza, yani 5'e böldüğümüzde 2 kalacağı için ikinci soruya geçecek. Yani bu da şu demek. Her 5 soruda bir tekrardan başa dönecek bu değer. Böylece sürekli olarak bir sonraki soruya geçebileceğiz. Ve aslında oyun sonsuza kadar ilerliyor olacak. Kaydedip denediğimde bakın sonraki dediğimde en baştaki soruya tekrar gelmiş oldu. Böyle böyle de devam edecek. Bilgi yarışması tarzında bir örnek oyun üzerinde scriptable object yapısına bakmış olduk.